Merhaba arkadaşlar, prototürk.com için hazırladığım bu yeni paylaşım videomu hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda MySQL'de Sounds Like ve Soundex cümleciklerinden bahsedeceğim. Öncelikle olayı şöyle anlatmak istiyorum. Şimdi benim dizilerimin listelendiği bir tablom var. Ve diyeceğim ki, where series name like um, Game of Thrones yazdım atıyorum. Game of Thrones'u bana getiriyor ama Game of Thrones yazmış olsaydım. Yanlışlıkla bir kelimeyi hatırlamayıp yanlış bir şey yazmış olsaydım. Tabii Game of Thrones hatırlamamak biraz taşmalıklar ama hatırlamayanlar var bu arada. <laughs> böyle yazmış olsaydım ne oluyor arkadaşlar? Game of Thrones'um olmasına rağmen ufak bir harf benzer şeyinden değişikliğinden göremiyorum. Ama like yerine sounds like koyarsak sounds like. Ne oldu? Game of Thrones'um geldi. Buraya game yerine Game of Thrones yazmış olsam yine gelirdi. Gene of Tronas. Gene of Tronas. Gene of Tronas. Tronas. Bunlar geliyor. Sounds like çok güzel bir şey. Yani sounds like zaten kulağa şöyle hani kulağa şöyle gelmek gibi bir Türkçesi var. İngilizce'de sounds like game, game, of, game of Thrones diyor. Yani şu kelime için Game of Thrones'a benziyor dediğimizi farz edelim. Dolayısıyla ne oluyor? Bunu Game of Thrones'a benzediği için Game of Thrones'un şeyi bulabiliyor veri tabanında. Ama geneyi buradaki game'e game, game e benzetemediği için bulamıyor. Yani tam olarak yazmak lazım kelimeyi. Ee, yanlış yazsak da işe yarıyor. Ama sounds like gördüğünüz gibi çok mantıklı gelmiyor adama. Yani güzel bile olsa tamamını yazdığında sadece geçerli oluyor. İşte tamamını yazmadan soundexle bunu yapabiliriz. Soundex'e de şöyle. Select serious name'ine from serious ver diyeceğim. Soundex hatta şunları büyük yazalım soundex-series-name like soundex mesela gene of tronaz diyelim Bakalım bu çalışacak mı Pardon şöyle şey yapalım Evet bu da çalıştı tronaz diyelim Herhangi bir sıkıntı yok Peki Şöyle yazdığımda çalışıyor mu Çalışmıyor şimdi Öncelikle soundex nedir Soundex'i şöyle bir İngilizce'den Türkçe'ye biraz çevirdiğimizde aslında e, sesin İngilizce telaffuzundan sonra isimleri indekslemek için fonetik bir algoritma olarak geçiyor şeyde internette arkadaşlar. E, tabii şimdi çok e, şey olmamış olabilir, e, geçerli bir açıklama olmamış olabilir. Şimdi şu, şöyle yapacağız o yüzden select Soundex game dedim ya da Game of Thrones dedim arkadaşlar. Game of Thrones. Bu kelime Soundex'te yani ses algoritmasında diyelim şunu ifade ediyor. Ve şöyle virgül yapıp Soundex tekrar yapabiliriz sanıyorum. Game diyelim. Bakalım. Bakın. Game sadece game olsaydı G5 ile başlıyor. 0 diyor. Game of Thrones'ta ise ne oluyor? G5 ile başlıyor. Ondan sonra devamı geliyor. Yani aslında Game of yazalım bir. Şöyle. Game of th yazalım. Şu an tam buna neredeyse uymak üzere. Yani ben buraya şunu yazmış olsaydım. Şöyle yine gene of. Gene of th yapayım. Neden bulmadı bu? Ha, bir bakalım. <laughs> 5, 1, 3. Şunu sonuna şöyle getirdiğimizde. Bakayım olacak mı? Pardon e, ee, bunu şöyle yapabiliriz. Şuraya koysak olmuyor mu ya? Olur bence. O zaman şöyle yapsak. Konketle hem bunu hem de yüzdeyi birleştirsem ve çalıştırsam. Evet şimdi oldu. E, ee, Konket bu arada iki ifadeyi birleştirip tek bir ifadeye çeviriyor arkadaşlar. Yani bunun soundex koduyla yüzde işaretini kullandım like için. Ne oldu arkadaşlar? Şunlar. Bakın G 513 G513 ikisi birbirine benzediği için like'la ben artık bunu bulabiliyorum. Ama game of yazdığım zaman bulamıyorum. Peki bunun sebebi ne? Game of yazdığımda ise G51 burada bir sıfır var. Bu sıfırlar işi bozuyor. Bu sıfırları benim trim etmem lazım. Trim'i şöyle göstermek istiyorum sizlere. Hemen sizlere bir trim örneği göstereyim. Trim dedim. Ee, şimdi trim'in bazı şeyleri var. Training, leading. Yani trailing dersek sondaki kesmek istediğimizi leading dersek baştakini. Şöyle ki ben şimdi trailing diyeceğim bizim mantık olarak. Sıfır. From e, soundex gene of diyeyim. Şimdi ben bunu çalıştırdığımda arkadaşlar çalıştıramadım. Keza. Niye çalıştıramıyorum ben bunu? Çünkü yanlış yazmışım trailing olacak. Evet. Sondaki sıfırı kaldırmış oldum. Ben burada leading yazmış olsaydım şöyle bakalım. Şurada tabi sonda bir sıfır yok ama bunu g yapayım mesela son şey baştaki g'yi kaldıracak. Ama bizim için ihtiyacımız olan burada trailing arkadaşlar. Sondaki demek. Sondaki sıfırı veya sıfırları kaldıracağız ve böylelikle ne oldu? G5 bir şeklinde geldi. O zaman şimdi şuradaki sorgum ne olacak? Şuradaki sound deksi trimden geçireceğim arkadaşlar. Trim diyeceğim. Trailing trailing 0 from bu sound ve bunu çalıştırdığımda artık gene of aynı zamanda gunpowder'a Game Face'e, Game of Thrones'a benziyor diyorlar. Mesela Viking diyelim. 2 K ile yazıldığını farz edelim. Vikings buraya geldi. Viking yazsak bakalım. Yine geliyor. Viking olur mu? O kadar. O bir de oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Yani kullanıcı ne kadar cahil, <laughs> kara cahil bile olsa artık bu mantıkta arkadaşlar benzerlerini yani kulağa benzer gelen şekilde ne yapıyoruz? Veri tabanımızdan şu mantıkla sound kullanarak bulabiliyoruz. Arkadaşlar bu videoya özel <laughs> bir değil 2 değil 3 kavanoz bal. <laughs> Şaka bir yana biliyorsunuz ben bir PHP eğitim seti çıkarttım. Udemy üzerinde linki göreceksiniz aşağıda zaten. Bu videoyu özel bir e, kodla göreceksiniz şu an aşağıda. Bununla beraber eğitim setime kaydolabilirsiniz belli bir ücret karşılığında. Bu ve bunun gibi birçok konuyu orada çok daha detaylı şekillerde anlatıyorum. E, mümkün olduğunca da güncelleyip e, büyük bir set haline getirmeye çalışıyorum. Bilginiz olsun. Bu video bu kadardı. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.